Asya. Çağla sen git, sen sonra çalış. Tabii ki Tolga Bey. İyi misin sen, ne oldu? Pek uyuyamadım gece ondan. Tamam geç şöyle otur. Ne oldu, kötü bir şey mi? Tolga. O haberi... Yok Asya'cığım, haber falan yok. Dün hallettik hepsini, kapattık o konuyu. Geri dönüp durma artık. Hadi yeni bir gün bugün. Rahat ol oğlum, lütfen. Tolga, böyle kapatamayız. Tolga. Anam abi. Şimdi Gülhan'la konuştum. Hı. Bugünkü yazıya istinaden Kanal'ın hukuk departmanı dava açmak için hazırlık yapıyormuş. Bugün bir daha mı yazmış adam? Elimde kanıtlar var diyor. Ben de yalan haber olmaz yazmış. Ya ne kanıt var bu adamın elinde, Allah Allah. Kim bu arkadaş? Nereden buluyor bu kanıtları, anlamadım ki. Allah kahretsin. Bir şey var değil mi? Benden sakladığınız bir şey var değil mi? Ya oğlum ben kaç gündür kıvranıyorum, bilmiyor musun sen? Abiciğim. Bahri abi. Abi ben emin değilim. Ama... yani benim şüphelendiğim birisi var. Kim ya? Kim kızım? İyi günler. İyi günler. Tolga Bey, siz ve Asya Hanım bizimle karakola kadar geleceksiniz. Hakkınızda şikayet var. Hayda. Kahretsin. Allah kahretsin. Yani yalan haber yüzünden başımıza gelenlere bak ya. Tolga bir şey yapmadın. Değil mi? Adamı tehdit falan etmedin yani. Ben niye bir adam bir şey yapayım Asya'cığım? Kime ne yapmışım ben? Öyle bir adam mıyım? Bir tek sosyal medya profiline girdim baktım. Öyle bir o sayılıyor mu o? Suç mu? Araç yukarıda, buyurun gidelim efendim. Tamam gidelim madem, yapacak bir şey yok. Hadi. Oğlum bize gelelim mi? Yok abi, biz şimdi bir ifade veririz. Sonra döneriz, ararım ben seni. Tamam. Allah kahretsin ya, şu başımıza gelenlere bak. Ya bir günde başımıza bir dert gelmesin ya, olacak iş mi bu ya? Çağla'cığım. Efendim Selin Hanım. Bana bir keyif kahvesi söyler misin? Tabii ki Selin Hanım. Yani şimdi siz bizi çıkartamayacağınız mı söylüyorsunuz? Şimdi şikayetçinin yüzünde maskeden dolayı ciddi yanıklar oluşmuş. Hastaneden hayati tehlikesi yoktur raporu almadan sizi çıkarmam mümkün değil. Bir dakika, durumu da mı kötü? Aynen. İnanmıyorum ya. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya, başına bir şey gelirse? Anlamadım ki. Benim hep kullandığım şey. Ya her şeyi geçtim. Ya bizi niye yakıyorsunuz arkadaşım siz ya? Ne alaka ya? Ya abiciğim ben sana anlatmaya çalıştım ya ama... Ya Hakan sus ya. Sus, sana çok doluyum bak. Tamam tamam, sakin olalım. Bakın bence o raporu alırız. Ama cildin ciddi bir tedavi ihtiyacı var. Tedavi masraflarını tamam, da... Tamam biz karşılarız abi onu, problem yok. Evet birlikte. Ayrıca ciddi bir tazminat talebi de olacak. Çünkü olay sizin şöhretinizden dolayı basına yansıdı bile. Biz her şeyi ödeyeceğiz. Her ne gerekiyorsa. Kuruşu kuruşuna. Hemen uzlaşmaya gidelim. Bu olay dolandırıcı falan bizim sicilimizde yazamaz. Ya, anladın mı? Delirmek üzereyim şu an. Delireceğim. Tamam. Siz nezarete almamız lazım. Buyurun. Ne diyorsun ya? Buyurun. Buyurun. Nezarete. Yani... Haydi. Of. Asya Hanım, çıkabilirsiniz. Nazlı Hanım, siz bekliyorsunuz. Biri mi var içeride? Biri mi geldi? Tolga Bey, çıkabilirsiniz. Komiserim ya. Hayır Hakan Bey, siz bekliyorsunuz. Nasıl? Ben niye bekliyorum ya?
Buyurun. Hakan biraz beklesin zaten. Aklı başına gelsin komiserim. Haydi. Abi sizi gördüğüme çok sevindim ya. Komiserim avukatımız çok iyidir. Buyurun oturun, ayakta kalmayın. Merhaba. Komiserim çok fazla vaktinizi almadan hemen bilgilendireyim sizi. Mağdur hanımefendiyi tarafsız uzman bir tıp kadrosuyla karşılaştırdık. Yapılan tetkikler sonucunda yüzünde kalıcı hasar kalmayacağı konusunda %100 garanti verildi. Ayrıca kendisinin maddi ve manevi olarak tazminatını karşılayacağımızı söyledik. Kendisi gayet olumlu karşıladı ve şikayetini geri çekti. Oh! Özgürüz yani. İnanın biz de çok üzüldük gerçekten. Ama olayın bizimle hiçbir alakası yok. Hiç. Adalet yerini buldu diyebiliriz. Bizlik bir işiniz kalmadı artık. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Hı. Ahmet. Buyurun komiserim. Hakan Bey ile Nazlı Hanım'ı da bırakın. Emredersiniz. Komiserim bizim bir de bağcıklar... Yüzük. Nişan yüzüğümüz var bizim. Bir de benim bir saat vardı. Kemerim var benim de. Tamam, arkadaşlar verecek. Tamam. Evet, sağ ol. Güzel. Gerçekten sizin gibi bir avukat çalıştığım için çok şanslıyım. Çok sağ ol. Rica ederim, ne demek. Her zaman yanınızdayız. Eyvallah. Bu arada annenizle konuşabiliriz mi? Konuşmadım, niye? Ne demek bu şimdi? Ben niye böyle bir şey kabul edeyim ki? Ama daha sonra kendisi açıklayacakmış. Yani basın karşısına çıkmadan önce sizi uyarmamı istedi. Tamam, teşekkür ederim abi, sağ ol. Şu basın için kalmamı ister misin? Yok, ben hallederim bunu ya. Sen yoruldun yeterince bugün. İşlerini halletsin. Tamam, eyvallah, sağ ol. İyi. Bilmemem gereken bir şey mi var? Yok. Abi gerçekten çok 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 özür dilerim. Hepsi benim hatam. Gerçekten. Yok yok yok. Ben zorladım Hakan'ı. Kızma Tolga, tamam mı? Yüklenmeyin ona şimdi. Yani Nazlı yine yapacağını yaptı diyebiliriz bu durum içinde. Daha bir derdi temizlemeden yenisini açtım başınıza. Ne demek şimdi bu? Dün söylemeye çalıştım. Ama nasıl söylenir bilemedim. Haberi galiba magazincilere ablam vermiş. Yani ben ondan bu sırrı sakladım diye, ona güvenmedim diye içerlemiş. Nasıl yani? Nazlı'nın haberi yok muydu bu yalan ilişkiden? Ben söylememiştim. Tolga geliyorlar. Geliyorlar Tolga. Efendim, Nazlı Hanım'ın pazarladığı ürünlerle ilgili bilginiz olmadığı söyleniyor. Bu doğru mu? Tolga Bey, aynı şekilde Hakan Bey'in de size danışmadan isminizi kullandığına dair bilgi var. Ne söylemek istersiniz? Aslında bizim bilgimiz vardı tabii ki ama olayların buraya kadar geleceğini hesap edemedik. Aynı şekilde. Hakan Bey de sağ olsun. Bana bilgi verdi kendisi de. Ama istenmeyen şekilde sonuçlandı. Ayrıca bundan sonra ikisi de bu tür işlere girmeden önce daha dikkatli olacaklar. Çünkü sonuçta sağlık bu şakaya gelmez. Çok daha dikkatli davranacaklar. Ben de bir şey daha eklemek istiyorum. Karşı tarafta mağdur olan hanımefendinin bütün tedavi masrafları, maddi, manevi, uğradığı bütün zararlar bizim tarafımızca karşılanacak. Hepsinin takibindeyiz. Hiç merak etmeyin. Hanımefendi eski haline kavuşabilecek mi? Uzman doktorlardan bir heyetin incelemesi tamamlandı. Hanımefendi de en yakın zamanda eski haline kavuşacak. Yani bu hikaye mutlu sonla bitecek. Merak etmeyin. Var mı başka bir soru? Tolga Bey, peki diğer mesele, yaşadığınız sahte aşk konusunda bir açıklama yapacak mısınız?
Ben olmayan bir şeyin nasıl açıklamasını yapayım şimdi karşım sana? Ama iddia sahibi delilleri olduğunu söylüyor. İddiayı ortaya atan istediği açıklamayı yapsın. Bizim kimseye kanıtlayacak bir şeyimiz yok. Eğer birinin elinde bir delil varsa çıksın konuşsun. Bodri meydan kardeşim, tamam? Ah be Tolga, ah be Tolga. Bir kere de dinle anneni ya. Bir kere de burnunun dikine gitme. Ne demiştim ben sana? Tolga Tuna geri adım atmaz demedim mi? Bu kadar beklemene gerek yoktu. Tamam, sen kanıtları açıkla. Gerisini ben halledeceğim. Tamam, bitti mi? Hadi geçin araba. Hallettik abi bunu, neyse ki. Tamam. Abi. Hayırdır ya? Ne oldu? Allah, hiç hayır değil be koşum. Maşallah. Ne güzel uyuttunuz bizi. Ya abi, ya asılsız habere mi inanacaksın gerçekten? Yapma şunu. Sen yapma bari. Bak Tolga, ben sana söz verdim değil mi? Senin ağzından duymadan hiç kimseye inanmayacağım dedim mi? Ama öz annen oğlum. Ona da mı inanmayayım? İtiraf etti kadın. Annesini de söyledi. En azından doğruladı yani. Neyse. Çok uzatmanın da bir anlamı yok. Kapatalım git. Hadi Nes. Hadi. İşte Bahri abi öyle. O niye arıyor ya? Ne bileyim ben. Efendim Bahri abi. Hemen şirkete geliyorsun Tolga. Suzan da geliyor. Abi şu an çıktım karakoldan. Bırak bir özgürlüğümü yaşayayım Allah aşkına ya. Oğlum hemen geliyorsun da hemen çabuk hadi. Tamam abi geliyorum. Ne çağırıyor mu? Ne oldu acaba ya? Ne olmuş olabilir ya? Yürü. Gördün değil mi? Taş uzaktan gelmedi yine. Görmez olaydım. Nasıl böyle bir şey yapar anlamıyorum. Ben anlatayım sana. Senden nefret ediyorum. Bu yüzden. Yani bu kadar ileri gideceğini tahmin etmezdim Tolga. Acaba birisi mi zorladı? Ha? Bir dinlesek mi? Ya ben niye dinleyeyim Asya? Neyini dinleyeyim? Bir kere. Bir kere kararıma saygı duymadı. Bir kere sadece işini yapmadı. Yürüyün gidiyoruz. Kanaldan acil toplantı istediler. Tolga, gerçekten yaptığıma inanmıyorsun değil mi Suzan? Sonra konuşursunuz. Şu toplantıyı bir atlatalım. Toplantı falan. Sen toplantıya gelmiyorsun. Tamam. Ayrıca ben içerimde değilsin artık. Tamam. Tolga, ama bu yargısız infaz. Bak. Eğer annem olarak kalmak istiyorsan... Şu an sus. Bunu daha sonra konuşacağız. Tamam. Suzan Hanım, bence de daha sonra konuşalım. Sinirliyken çünkü her şey 3-5 kat daha büyük görünebilir. Tabii. Doğru. Tamam. Biraz merhamet et ya. Üstüne gitme bu kadar. O senin oğlun Suzan. Aa. Suzancığım, tamam bak sakin ol, hepsi konuşulur. Her şey hallolur, tamam. Nasıl saklarsınız böyle bir yalanı? Nasıl girersiniz böyle bir işin içine? Vallahi Gül Hanım, ben de en az sizin kadar şoktayım. Biz kanal olarak sizin arkanızda durduk. Bizi de karıştırdınız bu işe. Beni karıştırdınız Bahri Bey. Şimdi nasıl çıkacağız bu işin içinden? Var mı bir fikriniz? Var var var. Düşünüyoruz ya, bu konu üzerine düşünüyoruz biz. Yani biz ekip olarak mutlaka bu işi düzelteceğiz. Merak etmeyin siz. Nasıl düzelteceksiniz Bahri Bey? Fanlar kendilerini kandırılmış hissediyorlar. Az önce bir video gördüm. Asya ile Tolga'nın maketini yapmışlar. Cayır cayır yakıyorlar. Biz bu insanları nasıl ikna edeceğiz? Daha da önemlisi adımızı nasıl temize çıkaracağız?
Gül Hanım, hemen çıkıp özür dileyelim. Açıklama yapalım hemen. Asya'cığım, bu iş sizin yalanınızı geçti. Artık üst yönetim baskı yapıyor. Asya, hiç boşuna bence nefesimizi tüketmeyelim. Gül Hanım buraya bize dizinin bittiğini söylemek için çağırdı muhtemelen. Ya canım, olur mu öyle şey ya? Gül Hanım bize her zaman destek verdi. Hep yanımızda oldu, sever bizi, öyle değil mi? Yani aksi olsa niye yani? Abi, ben çok gördüm bu toplantıları ya. Gül Hanım böyle odasına çağırmayı seviyor. Öyle uzaktan kötü haber veremiyor. Yüz yüze böyle suratına doğru pat diye söylemesi lazım. Böyle bir şey var. Üzgünüm ama Tolga haklı. Her zaman. İnan bana Tolgacığım, ben sizi buraya çağırmadan önce onları ikna etmeye çalıştım. Ama hadi açık konuşalım, adamlar haklı. Şu anda bizim önceliğimiz kanalın imajını korumak. Ve şunu da unutma ki Tolga, eğer elimizde büyümemiş olsaydın, Asya'nın da masumiyetine inanmasaydık, çoktan tazminat davası açardık size. Bu kadar kolay olmamalı ama Gül Hanım. Yani bizim dizimiz bu kadar reyting alırken, böyle reklamlar alırken kendimizi affettirmenin bir yolu olmalı ama. Şimdi Asya'cığım, şöyle bir durum var. Biz seyircinin seni affedeceğine inanıyoruz. Seni bir şekilde kabul edeceklerdir. Çünkü seni evlerinin kızı gibi görüyorlar. Ve sonra yazışmalara baktığımız zaman sen suçsuz görünüyorsun. Ama artık sizi çift olarak almazlar. Asya ile Tolga'yı yan yana görmek istemezler. Çok güzel. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim mi? Ne demek şimdi o? Tolga. Tolga. Şöyle yapalım bence. Ben sizden ayrılayım. Siz Asya'mla devam edin yolunuza. Olur mu? Hayır. Şahane fikir bu. Bahri Bey. Aa. Tolgacığım, canım benim, daha menajerinle falan konuşmadın. Ne saçmalıyorsun sen? Saçmalama istersen. Benim kimseye bir fikir sorma gerek yok. Kararımı kendim veririm. Tolga, saçmalıyorsun. Yok yok. Tolga saçmalıyorsun şu an. Kendine gelir misin? Yok, ben kendimdeyim Asya. Problem yok. Şey yapma hiç. Yani bunun başımıza ben açtım. Cezasını da ben çekeceğim. Bunca insan benim yüzümden şimdi sezon ortası işsiz kalmasın. Siz devam edin lütfen. O zaman size bol şans. Hayır. Ben kaçayım, kolay gelsin. Yapacak bir şey yok Asya. Tolga.